Tekrardan merhaba. E-Müderris, MATLAB Image Processing OnRamp 4. kısmın 4. bölümü 4.4 Binary Morphology Augment the Text Pattern in Received Image kısmından devam ediyoruz. Enhancing Patterns. The Background Subtraction process you used don't remove the grid in the background of this receipt. Biz hani background'u çıkartma işlemleri yaptık. Burada önce ne yaptık? Yazıyı, ince çizgileri, yazıları silip kalana arka plan dedik ve arka planı da imajdan çıkardık. Ama mesela şöyle bir imajı örnek aldığınız zaman arka planda ince çizgiler var ve bizim kullandığımız yöntemde ince çizgileri yazı olarak varsaymıştık. Dolayısıyla bir önceki derste kullandığımız yöntemi kullandığımızda bizim karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor. İnce çizgileri yazı olarak kabul ettiği için şu arka plandaki çizgili kısım da komple bizim imajımızda sanki yazıymış gibi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada enhancing bir yapı var. Yani bize meydan okuyor. Hadi bakalım erkek sen çıkart beni de göreyim arka plan olarak. Sil de göreyim beni diyor. The grid pattern is too thin. Arka plandaki bu çizgiler çok ince. To be included in the background generated by the closing operation. Dolayısıyla closing işlemiyle elde ettiğimiz arka planla bu çizgilerden kurtulamıyoruz. Çünkü bu çizgileri closing işlemi, bu çizgileri de birer yazı gibi incecik oldukları için closing'de bunlar kayboluyor ve arka plan olarak tespit edemiyoruz bunları. Sanki ön planmış gibi kabul ediliyor. Morphological operations are useful not only for removing features from an image but also for augmenting features. Sadece yani morfolojik işlemler sadece imajdaki bazı özellikleri tespit etmek ya da o imajdan onları çıkarmak için değil de imaja bazı özellikler eklemek için de kullanılabilir. Biz daha önce bir önceki derste ne için kullandık? İmajdan bir şeyleri silmek için, mesela ince çizgileri, yazıları, karakterleri silmek için morphological işlem kullandık. Sadece silmek için değil, eklemek için de kullanabilirsiniz. You can use morphology to enhance the text in the binary image and improve the raw sum signal. Morphology'yi yazının üzerinde kullanarak raw sum sinyalini geliştirebilirsiniz. Yani satırların toplamı nedir? Bu bize burada bir yazı olup olmadığını, her bir satırdaki koyu piksellerin toplamı nasıl değişiyor? Bu burada bize satır satır yazılar var mı yok mu onu tespit ettiriyordu. İşte bu sinyali geliştirmek için kullanabilirsiniz. Morphological opening expands, morphological opening yani morfolojik açma işlemi expands the dark text region, koyu siyah yazılı bölgeleri opening işlemiyle ön plana getirebilirsiniz. Yani genişletebilirsiniz. While closing diminishes them. Closing işlemi siyah ince çizgileri nasıl kaybediyorsa, daha önce bunu gördük geçtiğimiz derste, opening işlemi de siyah bölgeleri daha ön plana getirip daha görünür hale çeviriyor. Increasing the size of the structuring element increases the effect. Structuring elementin yani kernel elementinin boyutunu büyütürseniz etki de büyür diyor. Mesela şimdi orijinalde şöyle bir imajımız var. Biraz daha yaklaştırmaya çalışayım. Orijinal imajımız bu. Şimdi bunda opening işlemi yaparsanız karşınıza ne çıkıyor? Şu opening işleminde karşınıza çıkan beyaz bölgelerde bir şey yok ama siyah bölgeler daha da kuvvetli hale gelmiş. Tabii bu çok iyi bir şey anlamına gelmiyor. Sadece opening işleminin etkisini görüyoruz burada. Yoksa daha okunaklı hale falan gelmemiş burada. Biraz daha fazla, daha geniş bir kernel'la yaptığımız zaman iyice siyah bölgeler birbirine kavuşmuş. Closing işleminde ise bakın bir parça closing işlemi siyah bu yazılardaki ince noktalarda, ince kısımlarda hafif hafif kaybolmalar. Ve daha büyük bir kernel elemanı kullanırsanız şöyle gördüğünüz gibi sadece çok koyu yerlerin
kaldığı, büyük bir çoğunlukla çizgilerin kaybolduğu bir imaj bize vermiş. Augment the text pattern in a received image. Augment'i burada ne anlamda kullandı? Eşlik etmek gibi bir şey herhalde ama. Arttırmak, yani çoğaltmak. Yani yazıların olduğu kısımları daha kuvvetli, belirgin hale getirmek. Instructions are in the task pane to the left. Yapacağınız şeyler sol taraftaki panoda. Complete and submit each task one at a time. Sırayla birer birer şu taskları yaparak git. Do not edit. This code loads and processes img all underscore score 002. I2, image 2 nokta jpg'yi kullanıyorsunuz. And stores the result in the bw. Yani burada burayı değiştirme. Burada ne yapıyor? İmaj 2 isimli imajı alıyor. I diye kaydediyor. Bunu griye çeviriyor. Histogram dengeleme yapıyor. Histogram equalization yapıyor. Ve 3 büyüklüğünde bir average filter oluşturuyor. Yani bu neydi? Tuz biber gürültüsü. Piksel boyutundaki bir piksellik bu bilgili şeyleri tuz biber gürültülerini gidermek için bir mean filter'dan geçiriyor imajı. Bir disk şeklinde yarıçapı 8. 8, 8. Bir de merkez 17 büyüklüğünde çapı 17 olan bir kernel disk elemanı oluşturuyor. Bu disk elemanıyla closing işlemi yapıyor. Closing işlemi ne yapıyordu? Siyah çizgileri kaybediyordu. Ondan sonra siyah çizgiler kaybolduktan sonra geriye kalan aslında arka plan. Arka plandan orijinal imajı çıkarıp neyi buluyor? Sadece yazılı olan kısımları buluyor ve bunu ikiliye çeviriyor. Inbinarize komutuyla ikilik 1 ve 0'a çeviriyor ve ondan sonra da tilde işlemiyle bunu tekrar siyah beyaza çeviriyor. Çünkü burada inbinarize yaptığı zaman arka plan siyah, yazılar beyazdı. Tilde işlemiyle tekrar arkayı beyaz, yazıları siyah hale getiriyor. Ve bunu da göster dediği zaman bakın ekranda karşınıza şu imaj çıkmış. Bakın şu imaj çıkmış. Bu buraya kadar yapmış olduğumuz adımlar da bunlar zaten. Arka planı tespit edip çıkartıp sadece ince çizgilerin olduğu yerlerin elimizde kaldığı güzel bir imajdı. Ama buradaki karşılaştığımız, çözmeye çalıştığımız problem şu. Arka plandaki çizgiler yazılarla benzer kalınlıkta olduğu için onları da yazı kabul ediyor. Halbuki yazı değil. Bizi ilgilendiren bir şey değil. Bunlardan nasıl kurtuluruz diye ona bakıyoruz şu anda. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Şimdi birinci aşamada bakalım. To enhance a particular shape in an image, create a structural element in that shape. Şimdi diyor ki bak özel bir şekil varsa senin imajında belli bir şekil var ve sen o şekile meydan okumak istiyorsun. Yani o şekili ya tespit etmek istiyorsun ya yok etmek istiyorsun. Bunun için yapacağın şey şudur. O şekille aynı özelliklere sahip onun şeklinde bir kernel elementi oluştur. Kernel yani yapılandırma elemanı oluştur. Here you want to make each row of text a horizontal stripe, which looks like a short white rectangle. Şimdi şu yatay çizgileri silmek istiyorsun. Şu çizgileri. Want to make each row of text a horizontal stripe, which looks like a short white rectangle. Bu yatay çizgileri silmek istiyorsun. Bunlar diyor kısa ve geniş bir dikdörtgene benziyor. Tam şu anda arkadaşlar anlayamadım ne demek istediğini. Biraz daha okuyalım. You can create a rectangular structuring element using strel with a size array in the format height weight. Şimdi bir dikdörtgen şeklinde bir structuring eleman oluştur. Şimdi bu structuring elemanla muhtemelen şu yatay çizgiler var ya onları kaybetmeye çalışacağız.
To determine the size of rectangle, you can use features of a typical receipt. The rectangle should be short enough that the white space between rows of text is preserved, and it should be wide enough to connect the adjacent letters. Tespit edeceğiniz şu rectangle'ın büyüklüğü diyor, sizin makbuzunuza, makbuzdaki yazılara göre değişir. Burada use strand to create a rectangular structuring element with a height of 3 pixels and a width of 25 pixels. Store it in SE diyor. Yani şöyle bir structuring element oluştur. Bunun birinci yüksekliği ne olsun? Yüksekliği 3 olsun. Yüksekliği 3. Genişliği de 25 olsun diyor. Yani böyle bir çizgi gibi bir şey arkadaşlar. Bir çizgi. Bunu da SE diye kaydet diyor. Bu kolay zaten. Bunu yaptık. Evet, bayağı sayımız azalmış. 3'e düşmüşüz. Dörde düşmüşüz pardon. Ha bir de Barış bekliyormuş. Barış da aldık. 1, 2, 3, 4, 5 kişi oldu. Burada cevap vermiyor arkadaşlar. Şöyle bir yenile diyeceğim. MATLAB cevap vermedi. Uzun süre bağlı kalınca server bağlantıyı kesiyor herhalde. Çünkü bizim için bize has bir port açıyor. Benim adıma. O portu da uzun süre meşgul etmemi istemiyor şey. MATLAB. Şuraya gelelim. Tekrar yapıştır diyelim. Submit diyelim. Acaba internetim mi kesildi? İnternet de var. Evet, nasıl gidiyor arkadaşlar okul? Açın bakayım şu sesi görüntüyü. Bir konuşalım 2 dakika ya. O kadar Zoom toplantısı yaptım. Yine orada hayal bekliyorsunuz. Nasıl gidiyor dersler? Diğer sınavlar açıklandı mı? Diğer derslerim. Bekliyoruz hocam. Herhangi açıklanan ders yok bende. Ama zaten benim çok dersim de ondan olabilir. Hocalar daha sistemde daha 10 gün falan gözüküyor herhalde. O yüzden bile çoğu hocalar açıklamamışlar herhalde. Hocam bilmiyorum. Bende 3 tane ders var. Ha, senin zaten çok fazla dersin yok. Aynen. Eşref senin? Hocam sesim geliyor mu? Hı hı. Geliyor. Bir yapısal açıklandı. Birinci sınıftan kalma dersim var. Daha da açıklanan yok. Hı. Doğru. Vakit sistemde bizim yani not girdiğimiz yerde daha çok vakit var gözüküyor ya. Tahmin ediyorum hocalar biraz o yüzden şey davranıyor. Evet. Bizim genel bir problemimiz insan olarak. Süresi varsa o işe daha var diyoruz. Çünkü telaşımız çok. Hocam peki finaller hakkında bilginiz var mı? Nasıl olacak finaller? Finaller hakkında bilgim şöyle. Kesinleşmediği bilgisi var. Yani kesin şöyle olacak diye kesinleşmedi. Onu üniversitemizin senatosu belirleyecek. Daha şu anda senatoda görüşülüp de bir karara bağlanmadı. Mesela vizeler görüşüldü zamanında.
vizeler dönünce ve dediler ki uzaktan yapılacak. Ama finaller için şu anda öyle bir görüşme yapılmadı henüz. Hocam peki ne zaman belirlenir bu? Hani okulun bitmesine 2-3 hafta falan kaldı şurada. Evet, az kaldı. Bilmiyorum yine. Her an belli olabilir yani. Her cuma oluyor senato bizde. Cuma öğleden sonra oluyor. Belki de bugün belli olur bu cuma. Şu anda belli değil ama. Hocam peki bu devamsızlık konusunda hocalar mı karar veriyor yoksa dekanlık mı karar veriyor? Orada bayağı bir bilgi kirliliği var. Hani kimse devamsızlık tutmaktan yana değil ama bilmiyoruz diyor hocalar. Ya şöyle aslında hocanın inisiyatifindedir. Hoca devamsızlığı takip etmek hocanın sorumludur. Yani başka hiç kimse ilgilenmez devamsızlığa. Ne bilsin dekanlık senin öğrencin geldi mi gelmedi mi onu sana sorar. Hocanın şeyindedir yani. İnisiyatifinde. Ama ben zaten eskiden beri yani yıllardır devam konusunda çok şey yapmadım. Yani sınıfta kim geldi, kim gelmedi bile onunla uğraşmak ayrıca beni yoracak bir şey. Bir de sizde belki pek olmaz da. Meslekçi okulunda ben çok ders veriyorum. Orada öğrenciyi zorla derse getirmeye çalıştığımız zaman bu sefer ders çok kalabalık oluyor. Ders dinlemek istemeyen geldiği için dersi kaynatıyor. Bırakın gidelim hocam, yeter hocam, yorulduk hocam falan. Dersin tadı da kaçıyor. Ben yıllardır hiç şey yapmam o yüzden. Devam konusunda istemeyen gelmeyebilir derim yani. Çok daralırsam şunu yaptım. Gelenlere artı puan verdim yani mesela. Evet, bakın şimdi burada cevap verdi. Arkadaşlar birkaç seferdir cevap vermiyordu. En son sign out dedim. Çıkış yap dedim. Çıkış yaptıktan sonra girince tekrar cevap verdi. Bir daha öyle yaparım. Şimdi burada biz ne yaptık? Bir rectangle, bir yani düz çizgi oluşturduk şöyle. 3 kalınlığında, 25 genişliğinde bir düz çizgi oluşturduk. Bu çizgiyle bir şeyler yapacağız. O çizgiyle uyuşan imajın üstünde o çizgiyle uyuşan kısımlara bir işlem yapacağız. In the previous section to isolate the background, you eliminated the dark text by emphasizing the bright regions. To do this, you used imclose to close the image. Geçtiğimiz sefer imclose komutuyla ne yaptık? Closing işlemi yaptık. Yani siyah ince çizgileri kaybettik. Özür dilerim. Evet, emphasizing the bright regions. Tamam. Siyah çizgileri kaybettik. Beyaz kısımları da daha vurgulu hale getirdik. Here, emphasize the dark text instead. So perform the opposite operation and open the image using imopen. Şimdi burada da tam tersini yapacağız diyor. Siyah kısımları daha vurgulu hale getirmek için opening işlemi yapacağız. Opening işlemi ne yapıyordu? Beyaz kısımları gideriyordu. Beyaz kısımları gideriyordu. Ve şu komutla yapabilirsin bunu diyor. Yapalım. Task 2'de. Sonucu şöyle kaydetmemizi istemiş bizden. Ve imajın ismi de I değil burada. İmajın ismi BW. Şöyle. Sonra da bunu bir göster bakalım demiş. Bir göstersin bakalım. Ben de şu anda ilk defa yaptığım için arkadaşlar. Yani ben de ezbere bilmiyorum burada ne çıkacak, nasıl bir şey olacak. Bu kurs yani yeni bir kurs. Ben birkaç yıl önce MATLAB'da çalışmalar yaptım. Doktoramı MATLAB üzerinde hazırladım. Doktora çalışmamı. Ama o zamanlar bunlar yoktu. Evet. Harika. Şimdi burada biz ne yapmış olduk? Çizgileri belirgin hale getirdik. Hangi çizgileri? Yatay çizgileri. Yatay, yatayına olan çizgileri belirgin hale getirdik. Değil mi? Siyah kısımları. Çok güzel. Tabii bu yatay siyah kısımlar nedir aslında? Satırların, yazılı satırların olduğu kısımlardır. Doğru mu? Yazılı satırların olduğu kısımlar vurgulu hale geldi. Yani şurada, bakınız şurada zaten imaj var. Şunu düşünün arkadaşlar. Buradaki siyahlıkları siyahlıkların olduğu yerlere böyle yatay bir çubuk koyuyoruz. Yatay çubuğun olduğu yerde yazı çoksa orayı komple siyaha boyuyoruz. Şöyle bir şey yapmış oldum.
Ama yatay olmayan yerler zayıf kaldı. Bakın şu yatay olan yerler kuvvetlendi. Ama buradaki çizgiler yatay değil. Açılı olduğu için onlar kuvvetlenmedi. Bakın onlar aynı zayıflıkta duruyor. Şunlar. Ama yazılar yatay olduğu için yazılar kuvvetlendi. Çünkü bizim structuring elementimiz yatay bir şekilde tanımladık. Yüksekliği 3, genişliği 25 dedik. Ve onu bütün imajın üstünde gezdirdik. Onunla uyumlu olan bölgeler, çoğunlukla sağlayan bölgeler satırların olduğu yerler. Onlar hani yatay ne yazılı olduğu için. Burayı doğru yaptık mı bakalım. Dersteyim şu anda. Aleykümselam. Biraz sonra inşallah. Evet, burada doğru yapmışız arkadaşlar. Next diyorum. You can analyze whether the opening operation has improved the image processing algorithm by plotting the ROM sum. Şimdi bir ROM sum'ı çizdirin bakalım şurada diyor. Sum of the and store the result as plot as. Tamam. Şimdi sum'ı çizdirelim. Sum virgül ikinci. Yani sütunları değil satırları toplamak için bunu yapıyoruz. Buna da S de diyor. Toplamına S dedik. Şimdi burada direkt sum işlemi sütun sütun toplar. Biz ikinci parametre, ikinci şekilde yani yatayına topla diyoruz. Ve bunu da plot diyoruz arkadaşlar. S diyoruz. Büyük S. Çizdir. Şimdi ne göreceğiz? Bunu plot, yani şuraya noktalı virgül koymadığımız için buradaki bütün 600 tane sayı ekrana yazdırıldı. Evet, şimdi bakın bu girinti çıkıntı ne kadar belirginleşti fark ettiniz mi? Hatta bir de eskisini yaptıralım. Hold on. Yani bunu yapmamızın katkısı ne oldu? Onu görmek açısından söylüyorum. Eğer bunu yaptırmasaydık nasıl bir şey görecektik? Plot. Üstüne bunu da çizdir diyelim. Hold on. Evaluate selection. Burayı baştan başlayalım. Yanlış bir şey yapıyorum. Niye? Çünkü birinciyi toplamını çizdiriyorum. İkincinin kendisini çizdiriyorum arkadaşlar. İkincisini de toplamını çizdirmem lazım. Aynı şurada yaptığım işlemi bunun içinde yapıp ondan sonra çizdirmem lazım. BW buna da S2 diyelim. Bunu da çizdirelim şöyle. Şöyle yapalım. Evet, gördüğünüz gibi row sumlar mesela şu turuncu olan arkadaşlar orijinal imaj. Bakın turuncudaki eğimler yani böyle üçgenimsi. Halbuki biz bu yatay kernel elemanıyla işledikten sonra imajı elde ettiğimiz şeyler tam böyle dikdörtgen şeklinde gördünüz mü? Yani bunların yazı olduğu çok daha net, çok daha belirgin hale geldi. Bu şeyden sonra, opening işleminden sonra. Güzel, gayet güzel oldu yani. Şöyle yapalım. Oo. Pardon. Benim yaptığım işlemi biz bunu 3'te yaptık ya. Benim dur şunu da yapalım dediğim işlemi 4'te istemiş arkadaşlar. 4'te de şunu yapın demiş. Biz onu zaten yapmıştık. 3'ün peşine geri sildik. Neyse bir daha yapacağız. Compute the row sum of BW. Geri al desem. Aldı tamam. BW'nun row sum'ını hesaplayınız. Bunu SBV diye kaydediniz diyor. Biz S2 diye kaydetmiştik. Sonra hold on kullanınız diyor. Hold on.
All an. Biz zaten kullanmıştık. Önce şurada bir şöyle yapayım da ben. Ortalık karıştı mı? Karışmaz herhalde. Sonra SBV'yi çizdirin tekrar diyor. SBV'yi çizdirin üzerine. Şunun üzerine çizdirmek için hold on ve hold off kullanınız diyor. Biz zaten az önce yaptık yani. Burada sadece ben onu isteyeceğini tahmin etmediğim için bunu yaparsak çok net daha görürüz gibi düşündüm. Hold off. Ha, en son işin bitince de hold off yap kardeşim diyor. Yani işin bitince eşyayı aldığın yere bırak der gibi. Tamam mı? Şu işte biraz önce yaptığımız çizim istiyor. Tekrar diyelim tamam. Tabii şuradan başlamamız bizim şeye lazım. Has hold off been used? Hold off şöyle. Tamam. Şimdi oldu. Süremiz nasıl? 27 dakika olmuş. Saat de 12 olmuş arkadaşlar. 27 dakika herhalde yetiştirir. Şurayı da yapalım. Saat 12 kaç geçiyor? Cuma namazı yaklaşıyor. Herhalde sorun olmaz. Yetişiriz. The text row rows generate more pronounced valleys after you enhance them with the opening operation. Şimdi şuraya baksanız diyor arkadaş baktığınızda. Biz bu opening işlemi yaptıktan sonra çok daha dik vadiler oluşmaya başladı. Yani böyle üçgen şeklinde değil de böyle ne diyelim böyle yatay gidiyor, küt diye çıkıyor, duruyor, küt diye iniyor. Yani oralarda satır satır yazı olduğu çok daha belirgin hale geldi. This is also leading to no loss of row definition from the opening operation because the rectangular structuring element was only 3 pixels high. Hemen hemen de diyor satır kaybımız hiç yoktur çünkü 3 piksel yüksekliğinde kullandık. Yani iki satırı birbirine yapıştırmadı. İki tane satırı birbirine yapıştırmadı. Çünkü çok ince bir çizgi kullandık. Aradaki boşluğu da tespit edebildik. Aradaki boşluğu yutmadı diyor. When using a very wide rectangular structuring element, there is a risk of amplifying valleys and peaks in the raw sums of non-received images. Eğer çok kalın kullansaydık, yani incecik çizgi değil de kalın bir dikdörtgen kullansaydık, iki tane satırı tek bir satırmış gibi zannedebilirdi. Which cloud lead to misclassifications? Which could lead to misclassifications? Burada tabii yanlış sınıflandırmalar olabilir. Yani bir satır, çünkü yazıyı tespit ederken ne yapıyoruz? Önce satırı bölüyoruz. Satırdan sonra her bir harfi ayırıyoruz. Elimizde parça parça harfler var. Onları tek tek tespit edip yanlarına ekliyoruz. Eğer bir kere satır ayıramazsak baştan biz yazı tanıma işlemini kaybetmiş oluruz. Tanıyamayız. This risk is acceptable as long as amplified raw sum pattern in received images is more pronounced than the unwanted amplification in non-received images. To see if this process generates unwanted value in a non-received image, you can apply the process to a new image by editing line one in the script. By editing line one in the script. Şimdi burada başarılısınız. Peki diyor ki bir de şunu yap bakalım diyor. Mesela buraya imaj 5'i dene diyor, tamam mı? Başa gel imaj 5'i dene. Deneyelim. Şimdi Ctrl Shift Enter diyorum. Birinciyi yapıyoruz. Bakın farklı bir imaj. Şimdi bir kere burada zaten yazıyor. İkinci de structuring element oluşturduk. Üçüncüsünde opening işlemi yaptık. Bakın opening işleminde ne yaptık? Beyazlıkları kaybettik. Ondan sonra diğer işlemde satırları çizdirdik. Bak satırları çizdirdik. İşte burada satır gibi bir şey var mı? Yok. Satır neydi? Böyle merdiven gibi dikdörtgen girinti çıkıntıları varsa satır olduğunu düşünebiliyorduk. Ama zaten burada öyle bir şey göremiyoruz.
Ve biz opening işlemi yapsak da yine bir işe yaramıyor. Yine satır yok. Ama şurada fark ettiğiniz gibi arkadaşlar yatayına bir çizgiyle işleme soktuğumuz için hep böyle resmin görüntüsü yatay şekiller almaya başladı. Bakın şurada yatay beyazlıklar görmeye başladık. Aslında burada böyle bir şey yok ama bizim kernel elemanımızın şekli böyle olduğu için o şekilde görmeye başladık. Mesela bunu 8 yapsanız ne olurdu diyor. 8 yapalım. Başka bir imaj bu da. Bakalım bu ne imajıymış. Bu da bir doğa imajı. Structuring element oluşturduk. Bunu çizdirdik toplamını. Bakın burada böyle düzgün bir girinti çıkıntı falan öyle bir şey yok. Bu bunun yazı olmadığını bize söylüyor. Opening işlemi yaptık ama yine bir faydası yok. Yine böyle köşeli girinti çıkıntılar yok. Yani satır olmadığını tahmin ediyoruz. Bir de sonuncu bitiyor şu anda. 13'e bakalım. 13. grafikte ne varmış acaba? 13. grafikte böyle pasta gibi bir şey var herhalde. Bakalım burada böyle girinti çıkıntı var ama arkadaşlar gördüğünüz gibi girinti çıkıntılar düzgün değil. Yani bir satır satır yazı olacak bir durumu yok. Yine aynı şekilde structuring elementten geçirdikten sonra da yani burada satır satır yazı vardır diyebileceğimiz düzgün girinti çıkıntılar yok. Dolayısıyla yani structuring element ile işlemek muhakkak bir şeyleri değiştiriyor ama o structuring element sizin amacınıza uygunsa imajda işe yarar bir şeyler oluyor. Sizin amacınız neyse ona uygun bir eleman seçiyorsunuz. Aradığınız şey, araştırdığınız şey neyse ona uygun bir yapısal yapılandırma elemanı seçerseniz işleme aldıktan sonra yeni imajda çok daha net belirgin hale geliyor hedefiniz. Mesela biz ne arıyoruz? Yatayına satırlar arıyoruz. Dolayısıyla yatayına bir çizgi kullanarak 3 yüksekliğinde 25 genişliğinde bir çubuk yapılandırma elemanı kullandık ve eğer imajda böyle yatayına bir çizgiye benzer yazılar varsa onu çok daha belirgin hale getirdi. Yoksa çok da bir faydası olmuyor zaten. Durum böyle arkadaşlar. Dolayısıyla dördüncü modülü de bitirdik. Bu eğitimdeki. Beşinci modülü de bir sonraki derste yapacağız. Bu akşam 6'da yapmayı planlıyorum. Müsait olanları muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Yani akşam derste. Çünkü ders saatimiz azaldı. Okulun sonu yaklaşıyor. Yetiştirmekte zorlanıyoruz. O yüzden bunları internete yükledim. Akşamki arkadaşlar bunlar internetten izleyecekler. Onlara canlı olarak 5'i anlatacağım. Siz de bunları canlı izlediniz. Akşamkine bekliyorum. Gelemezseniz onu kayıttan dinleyeceksiniz. Soru soran her zaman ulaşabilir. Yoksa diyeceğiniz bir şey kapatıyorum. Sağlıcakla kalınız. Görüşmek üzere hocam. İyi günler. Hadi sağ olun. İyi günler hocam. Güle güle.